Merhaba arkadaşlar, Balbazar Kaktüs ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaladium türlerini konuşacağız. Kaladium türleri bildiğiniz gibi yaprak güzellikleri için bakılan nadir türlerimizden, çok özel olan türlerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Kendisi köken olarak Brezilya, Guyana bölgesine özgü çok yoğun bir bitkidir ve yağmur ormanlarının açık alanlarında yaşayan türlerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Toksik bir bitkidir. Toksik olduğu için kesinlikle tüketmemiz ve evcil hayvanlarımızdan, çocuklarımızdan uzak tutmamız, onları daha biraz muhafazalı köşelerde tutmamız gerekmektedir arkadaşlar. Kendi içerisinde 25'ten fazla türü bulunmaktadır. Bitkinin kök sistemi ise biraz ilginçtir arkadaşlar. Lifli bir köke sahip olan bitkiler arasında yer alır. Fakat tomurcuk halindedir. Yumruları 7-10 santim çapında koyu kahverengi, yumru ortasında çalı tabanı ve yanlarda da uyku tomurcukları olan bir halidir arkadaşlar. Bitkinin sapı aslında yoktur. Yani şu gördüğünüz sapları aslında bitkinin diğer tropik türlere göre, örnek vermem gerekirse monsteralara ya da farklı potos gibi daha farklı türlere, tropik türlere göre sapları bulunmamaktadır arkadaşlar. Uzun saplarda yapraklar bir tomurcuktan büyürler. Yani bunun sonunda tomurcuk var. Tomurcuktan büyüyerek sap çıkartıyor ve yaprak çıkartıyor. Yani farklı bir mekanizma değil, yekpare bir mekanizmaya sahip olan türlerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Doğada yaprak levhalarının uzunluğu 45 santime kadar çıkabilmektedir. Fakat ev ortamlarımızda 20-30 santim arasında kalmaktadır. Ama boyutları 1,5 metreye kadar yükselebilmektedir arkadaşlar. Kaladium bitkimiz beyaz ve yeşil çiçekler açmaktadırlar. Fakat çiçekleri ortalama 2-3 gün durmaktadır. Yani çiçek süresi biraz kısadır. Fakat çiçekleri oldukça güzeldir arkadaşlar. Ama çiçek açtıktan 2 ay sonrasında, yani çiçekler tomurcuk oluşturduktan 2 ay sonrasında meyveleri çıkmaya başlar. Meyveleri de yuvarlak, kırmızı, turuncu, çok tatlı meyveleri vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bitkimiz 15 derecenin altında kış uykusuna geçer dedik. Buna istinaden sıcaklık doğrudan güneş ışığı olarak bitkimize verilmemelidir arkadaşlar. Doğrudan güneş ışınları bitkimizin yapraklarını ve yaprak levhasını, sapı dediğimiz bölgesini yakmaktadır. Onun dışında gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarını tolere edebilen türlerimizden değildir. Yani sıcaklık konusunda oldukça hassastır, sabit sıcaklıklar arar. Yani gündüz farklı, gece farklı olan sıcaklıktaki bölgelerimizde bitkimizi tutmamız gerekmektedir. Bunun için de en uygun yaşam şartları, ideal şartlar, seralar, evler daha kapalı ortamlardır. En azından sıcaklık gündüz ve gece 1-2 derece değişecektir. Aralarında çok da büyük sıcaklık farkları olmayacaktır arkadaşlar. Bitkimiz ışık isteği olarak şu şekilde direkt güneş ışığı gelmemesi gerekiyor dedik. Fakat bitkimiz bol aydınlık bölgeleri sever. Aslında gölge, yarı gölge alanları da tolere edebilir fakat bu belli bir süreliğine tolerasyondur arkadaşlar. Uzun vadede bitkimiz gölge alanlarda mutlu olmayacaktır ve yaprak yapısı güzelleşmeyecektir. Bu yüzden bitkimize yarı gölge olacak şekilde, aydınlığı bol olacak şekilde kapalı balkonlarımızda ya da pencere önlerimizde ya da hiçbir imkanımız yok, her yerden güneş ışığı çok sert şekilde vuruyorsa bir tülbent aracılığıyla, yani güneş ışığını biraz daha filtreleyerek bitkimize ışık almasını sağlarsa çok da mutlu olacaktır arkadaşlar. Işık bu bitkimiz için renk pigmentlerinin ortaya çıkabilmesi ve yaprak güzelliğini bize sunabilmesi için şart olan durumlardan bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi gelelim sizlerle su ve nem dengesini konuşmaya. Arkadaşlar bitkimiz tropik bitki olduğunu unutmayalım. Bu yüzden düzenli sulama ve düzenli nem dengesine ihtiyacı olan türlerden bir tanesidir. Ki düzenli sulama kışın, yazın devam eden düzenler halinde olmalıdır. Evet, kışın bitkimiz biraz kış uykusuna yatabilir. Eğer sıcaklık 15 derecenin altında düşüyorsa orada farklı bir işlem yapmamız gerekiyor. Onu size birazdan anlatacağım. Fakat bitkimiz normal şartlarda kış uykusuna yatırmazsak eğer, yani ortalama ev sıcaklığı işte 20, 22, 24, 25 dereceler arasında bitkimizin
şu şekilde nem dengesini sağlamamız gerekmektedir arkadaşlar. Nem makineleri, buhar makineleri. Yazın çok sıcak havalarda, havanın iyice kuruduğu zamanlarda bitkimize fısfıslar. Ya da nemli bir bez ile bitkimizin yapraklarını silme, hem de tozunu alma, daha rahat fotosentez yapmasını sağlamakta amaçlanabilir. Burada bu tarz işlemleri bitkimize uygulamak zorundayız. Ve bitkimizde çok önemli olan bir sulama dengemizin, döngümüzün olmak zorundadır arkadaşlar. Yani bitkimizin üst toprağı kuruduğundan itibaren bitkimizi sulamamız gerekmektedir. Yani bu sizin yaşadığınız bölgeye göre 2 günde bir de olabilir, 3 günde bir de olabilir, haftada bir ya da 10-15 günde bir de olabilir. Artık yaşadığınız bölgeye göre bunun düzenlemesini yapıyorsunuz. Fakat bitkimizi asla susuz bırakmıyoruz. Ama sulama yaparken de her zaman şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir gün önceden beklettiğimiz kloru tamamen uçmuş olan suları vermek bitkimiz için en sağlıklısıdır. Ve suyu tüm bitkilerimizde olduğu gibi yavaş yavaş vermek. Yani yapraklarını çok fazla böyle su içerisinde bırakmadan, bitkiyi birden böyle tüm köklerini hop diye su içerisinde boğmadan biraz daha yavaş yavaş drenaj deliğinden hafif hafif akacak şekilde suyunu verirsek bitkimiz çok daha mutlu, çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelin sizlerle şimdi bu güzel bitkimizin toprak ihtiyacına. Arkadaşlar, toprak konusu bu bitkilerde oldukça önemli konulardan bir tanesidir. Aynı kaktüs ve sukulentlerde olduğu gibi. Fakat kaktüs ve sukulentlerden farklı olarak biraz daha suyu tutan topraklar isterler. Fakat suyu da çok fazla tutup da kök düşürmesine istemezler. Şimdi bizim de burada aradaki dengeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için muhakkak ki bitkimize torf kullanmak zorundayız. Toprağı biraz daha asitik hale getirmek zorundayız. Onun dışında geçirgenliği arttırmak, tamam suyu tutsun bitki, toprak suyu tutsun fakat aşırı da tutup kök çürümesine oluşturmasın diye biraz içerisine kir bilyesi, biraz perlit, biraz vermikülit, işte biraz zeolit, ufaktan da biraz pomza atarsanız toprağınız çok daha zengin ve çok daha mutlu olacaktır arkadaşlar. Böylelikle hem nemi tutacaktır hem de çok da aşırı su tutmayarak gereksiz suyu salınımını sağlayacaktır arkadaşlar. Kökler yeterli suyu böylelikle almış olacaktır. En ideal topraklama biçimi kaladrum türlerimiz de bu şekilde. Evet arkadaşlar, gelin sizlerle şimdi gübreleme konusunu konuşalım. Gübreleme konusu bize en sık gelen sorulardan bir tanesidir ve en çok tartışılan konulardan bir tanesidir arkadaşlar. Yabancı kaynaklara baktığımız vakit her ne kadar kaladyum bitkilerimizin çok fazla gübrelemeye ihtiyacının olmadığını söylese de bu hangi bölgede olduğumuza göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Bizim ülkemizin tropik şartlarına göre, bizim sağlayabileceğimiz ev yaşam şartlarına göre bitkimizin biraz gübrelemeye ihtiyacı vardır. Bu gübreleme için de sıvı bitki besinlerini kullanmamız gerekmektedir arkadaşlar bitkilerimizden. Sıvı bitki besinlerini şu şekilde kullanıyoruz. Bahar aylarından kış aylarına gelene kadar, yani ayda bir sefer sıvı bitki besinlerini bitkilerimize verebiliriz. Fakat bunun miktarını çok fazla kaçırmamamız gerekir. Yine yaşadığınız bölgeye göre benim naçizane tavsiyem bitki besinini biraz daha ilkbahardan, yani ilkbaharın ortalarından yaz sonlarına kadar vermenizdir arkadaşlar. Kış aylarında kesinlikle bitkimize hiçbir şekilde gübreleme işlemi yapmıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin sizlerle bitkimizde sak seçimi ve toprak değişimi konusuna biraz değinelim. Sak seçimi konusunda terakota saksıları seçebilirsiniz. Seramik saksıları ya da plastik saksıları seçebilirsiniz arkadaşlar. Fakat saksılarınızda drenaj deliği olmak durumundadır. Çünkü bitkimiz her ne kadar toprağın nemi sevse de toprağında suyu çok fazla tutmaması gerekir arkadaşlar. Yani altında su birikirse bu sefer çok da sulu olduğu için kök çürümesine sebep olacaktır. Bu durumu istemediğimiz için muhakkak saksılarımızda drenaj deliğinin olması gerektiğini sizlere belirtiyoruz. Onun dışında toprak değişimine gelecek olursak, toprak değişimimiz Şubat-Mart aylarında, yani ilkbahara tam anlamıyla girmeden havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı dönemlerde, bitkimizin tamamen ilkbahara hazırlandığı dönemlerde saksı değişimi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim sizlerle bu bitkimiz hakkında en kafa karıştıran konulardan bir tanesi olan çoğaltma konusuna.
Şimdi bitkimizin bildiğiniz üzere çiçekleri açmaktadır. Çok güzel beyaz yeşil çiçekleri mevcuttur arkadaşlar. Bu çiçeklerinden tohum toplayarak, tozlaştırarak bitkimizden tohum elde edebilir ve çoğaltabilirsiniz. Fakat tabii bu konuda biraz daha ehlileşmeniz, bu konuyu biraz daha iyi irdeliyor ve biliyor olmanız gerekmektedir. Onun dışında bitkimizi size naçizane tavsiyemiz yumrularından üretmenizdir. Nasıl ki Şubat-Mart aylarında bitkimizin saksı değişimini yaparken ya da bitkimizin artık saksısı çok fazla büyüdü ve saksısına sığamaz hale geldiğinde yumrularından ayırma yöntemiyle bitkimizi çok rahat bir şekilde çoğaltabilirsiniz ki ticari anlamda da çoğunlukla bitkimiz bu şekilde üretilmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalatüm bitkilerimiz hakkında bir diğer yöntemde hiçbir yerde yazmayan, hiçbir kaynakta bulamadığım ve erişemediğim bir yöntemdir. Benim bu güzel kalatüm bitkimizin bir yaprağı biraz solmuş vaziyetteydi, biraz kendini düşürmüş vaziyetteydi. Ben o bitkimizden bir adet çelik aldım ve şu şekilde suyun içerisine koydum arkadaşlar. Ve suyun içerisine koyduğum bitkimizin 3 tane kökü çıktı. Şimdi bu yöntem tutar tutmaz tam olarak bilemiyorum. Yani bu konudan emin değilim. Bu bitkinin biraz daha köklenmesini bekliyorum. Biraz daha köklendikten sonra sudan alıp toprağa ekeceğim. Ve arkasından bir ahvaline bakıp sizleri bu konuda bir bakım videosu olarak daha yeni bir videoda bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl büyüyecek, ben de çok merak ediyorum. Şu an köklendirme aşamasında kendisi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sizlerle beraber sonuna geldik. Bu güzel videomuzu beğendiyseniz, bitkilerimizi beğendiyseniz, anlatımımızı beğendiyseniz bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.